Sevgili arkadaşlar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş geldiniz, sefalar, sefa yani happiness, mutluluk. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün sizinle hikaye okuyoruz. Evet, hikaye var. Taze taze hikaye. Taze ne demek Ali Bey? Taze yani fresh. Burada arkadaşlar küçük hikaye var ve bu hikayede sorular olacak. Hikayeden sonra 5 soru olacak. Evet. Biz A2 için şimdi bu hikayeyi okuyoruz. Daha doğrusu ben okuyorum ve açıklıyorum. Hikayemizin adı Bayram alışverişi. Bu hikaye 1. Sonra 2, 3, dört, 5, altı olacak. Hazır mısınız? Fakat önce ne lazım? Like lazım. Yani beğenme lazım veya merhaba Ali Bey. Selam Ali Bey. İyi günler Ali Bey gibi aşağıya lütfen yazın algoritma için haydi şimdi başlıyoruz arkadaşlar Esra sabah uyandı ve hemen annesinin yanına gitti Esra sabah uyandı ve hemen annesinin yanına gitti Anne yarın bayram. Bugün bayram için alışveriş yapacak mıyız diye sordu. Burada sormak bakın sormak bu soru cümlesi. Bu yüzden sordu. İngilizcede Esra sordu. Anne yarın bayram. Bugün Bayram için alışveriş yapacak mıyız? Bu ama Türkçede genellikle sonda sordu. Esra sordu. Ve burada Esra'nın direkt cümlesi var. Onun cümlesi bu yüzden direkt cümleden sonra her zaman biz diye kullanıyoruz. Hım. Yarın bayram arkadaşlar. Eid, Eid, Eid mübarek. Bayramınız kutlu olsun. Spraznikim. Bayramınız kutlu olsun. Böyle söylüyor Ruslar. Spraznikim. Eid mübarek Arapça. Bayramınız kutlu olsun şeklinde. Haydi devam ediyoruz. Annesi kahvaltı yapalım sonra Hazırlanalım ve çıkalım diye cevap verdi. Aa bakın yine diye var diye cevap verdi. Bu arkadaşlar direkt cümleden sonra her zaman var e, veya istiyorsanız var tabii ki. Şimdi burada soru yok bakın burada cevap var bu yüzden cevap verdi dedik çünkü sordu Esra sordu ve anne anne cevap verdi. Annenin cümlesi bu. Annenin cümlesi bu. Annesi kahvaltı yapalım fiil kahvaltı yapmak. Sonra hazırlanalım fiil hazırlanmak ve çıkalım fiil Çıkmak. Evet, burada alım elim eki var, alım elim ekleri var. Bu let anlamında arkadaşlar. Let. We are biz. Hazırlanalım ve biz çıkalım. Esra çok heyecanlıydı. Hmm, çok heyecanlıydı. Yani alışverişe gideceğiz. Çok mutluyum, çok heyecanlıyım. Böyle. Yani pozitif bir psikolojisi var. Esra çok heyecanlıydı. Hayalindeki kıyafetleri hatırladı. Hayal kelime hayal. Hayali. Yani Esra'nın hayali. Esra'nın hayali. Hangi kıyafetleri hatırladı? Hatırlamak. Remember. Hatırladı. O hayalindeki kıyafetleri hatırladı. Hmm. O düşünüyor ve hayalinde kıyafetler var. Kırmızı belki, belki mavi, belki pembe hı hı, olabilir. Kahvaltıda annesine bu kıyafetlerden bahsetti. Fiil bahsetmek. Yani hakkında konuşmak. Bahsetmek, hakkında konuşmak. Aynı. Kahvaltı biliyorsunuz. Zaftrak. Breakfast. Kahvaltı da. Ne zaman? Kahvaltı da. Annesi ne? Anne. Annesi. Onun annesi. Annesi ne? Kime? Annesi ne? Bahsetti kime bahsetti annesine bahsetti devam ediyoruz kıyafetler zaten arkadaşlar kıyafet kıyafetler elbiseler demek kıyafetler elbiseler demek yani kahvaltıda annesine bu kıyafetlerden bahsetti şöyle anne kırmızı bir kıyafet var kırmızı bir etek var mesela sonra çorap var çorap çok güzel hmm ve bir şapka var anne şapkayı da istiyorum mesela Esra ve annesi kahvaltı ettiler ve evden çıktılar. Çarşı çok kalabalıktı. Kahvaltı ettiler. Fiil: kahvaltı etmek. Fiil: kahvaltı etmek. Biz kahvaltı etmek veya kahvaltı yapmak olarak kullanıyoruz. Kahvaltı yemek kullanmıyoruz. Bu tarzanca arkadaşlar kahvaltı yedim. Hayır. Kahvaltı yedim olmaz. Kahvaltı etmek veya kahvaltı yapmak olur. Evden çıktılar. Çarşı çok kalabalıktı. Kelime kalabalık crowded kalabalık t. T burada past tense suffix. Kalabalık t. Normalde kalabalık d. Normalde suffix d. Fakat burada fıstıkçı şahap harfi k var. Fıstıkçı şahap harfi k var. Son harf k ise eğer son harf k ise d olmaz. D okus pokus t oluyor. Kalabalık d hayır kalabalık t. Mağazalarda çok insan vardı. Mağazalarda çok insan vardı. Ali Bey neden insanlar değil çok insanlar olmalı Ali Bey İngilizce gibi doğru mu Ali Bey? Hayır Türkçe'de bu yok. Çok insan olacak. Neden Ali Bey? Çünkü kural bu Türkçe çok kelimesi varsa larler lazım değil. Larler gerekli değil. <laughs> Olmaz. Mağazada çok insan vardı. Bu normal. Var dı. Var Dı yine past tense suffix yani geçmiş zaman eki. Bu arada mesela ekstra bilgi. Ekstra bilgi size. Mesela 15 insanlar vardı. Bu yanlış arkadaşlar. Eğer sayı varsa, eğer sayı varsa larler dıt 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 asla Türkçede kullanmıyoruz. Bu doğru. 15 insan vardı veya çok insan vardı olabilir ama 20 insan vardı olur, 100 insan vardı olur. Stadyumda, yanlış yere yazdım, stadyumda mesela 10.000 insan vardı. 10 bin insanlar dıt 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 olmaz. Neden? Çünkü sayı var sayı varsa number numara varsa larler never asla yok. Tamam? Anlaştık? Anlaştık. Herkes bayram için alışverişteydi. Kelime alışveriş shopping. Nerede? Herkes nerede? Herkes alışverişte. Di burada arkadaşlar. Yine past tense suffix. Herkes bayram için alışverişteydi. Anne, önce elbisemi alalım mı diye sordu Esra. Bakın, almak. Almak. Elbise. Elbisem benim diyor Esra diyor. Anne, önce elbisemi benim yani benim elbisemi. Burada gizli bir benim var arkadaşlar. Gizli benim var. Anne önce elbisemi alalım mı? Alım var bakın yine let's anlamında. Diye sordu Esra. Diye sordu Esra. Devam ediyoruz arkadaşlar. Annesi Önce bankamatikten para çekelim. Sonra senin elbiseni almak için mağazaya gidelim diye cevap verdi. Ha bakın burada onun cevabı var. Esra sordu, sordu diye sordu. Anne, gidelim mağazaya gidelim. Anne cevap verdi. Aynen Anne cevap verdi. Bankamatik arkadaşlar. Bankamatik diyor Türkler veya ATM diyor. Bankanın dışında veya bankanın içinde oluyor bu makine. Bankamatik. Fiil para çekmek yani para almak, para çekmek. Yine lets var bakın çekelim. Sonra senin elbiseni almak için elbise elbisen senin elbiseni almak için i akuzatif burada mağazaya gidelim gitmek fiil gitmek git elim yine lets anlamında we are let's go gidelim mağaza kelime mağaza nereye mağazaya gidelim Gitmek fiili a e ile çalışıyor. Eve gidelim, mağazaya gidelim, okula gidelim, sinemaya gidelim, parka gidelim gibi. Devam ediyoruz arkadaşlar. Bankamatikten sonra Evet, bankamatikten sonra özür dilerim. Bankamatikten para çektikten sonra mağazaya gittiler. Para çekmek fiil burada. Para çekmek veya para almak. Heh, Ali Bey bu ne? Dikten sonra. Arkadaşlar bu dikten sonra eki ve kelimesi. Dikten sonra. After anlamında. Dikten sonra yani para çektiler sonra fiil dikten sonra şeklinde çalışıyor. Mesela çay içtikten sonra olur. Mesela eve git tikten sonra olur gibi. Yani fiil varsa çekmek fiil tikten sonra çalışıyor after anlamında. Mağazaya gittiler. Esra mağazada tişört İki tişört ve bir kot pantolon beğendi. Hmm. İki tişört ve bir kot pantolon beğendi. Annesi de bir gömlek ve bir etek satın aldı. Siz yakında alışveriş yaptınız mı arkadaşlar? Ne aldınız? Alışverişte ne aldınız? Mesela kot pantolon aldınız mı? kot pantolon, blue jean kot pantolon aldınız mı? Lee Levi's, Wrangler mesela farklı markalar var. Collins var, Türk markası mesela. Kot pantolon aldınız mı? Yakında siz tişört aldınız mı? Bana yazın. Alışverişten sonra mağazadan çıktılar ve Yan taraftaki pastaneye girdiler. Yan taraf. Evet, yan taraf. Yani mağazanın yanında. Belki sağ, belki sol. Yan taraf. Burada yine daki, deki eki var. Which pastaneye girdiler? Hangi pastaneye girdiler? Yan taraf taki pastaneye girdiler. F var. Fıstıkçı şahap Bu yüzden D çalışmıyor. Normalde ek. Daki eki arkadaşlar. Daki, or veya deki eki normalde. Ama fıstıkçı şahap var. F şeklinde. Fıstıkçı şahap F var. Bu yüzden D çalışmıyor. T çalışıyor. Tamam mı? Bir change var orijinal ek, daki ve deki. Devam ediyoruz. Pastaneden bayram şekeri ve baklava aldılar. Of çok lezzetli. Baklava canım çekti. Canım çekti demek istedim demek baklava. Ama baklavada şeker var. Ben artık şekerli şeyler yemiyorum arkadaşlar şeker zararlı şeker iyi değil bal yiyorum pekmez yiyorum hurma yiyorum veya kuru meyveler yiyorum çünkü baklavanın içinde şeker var çok seyrek çok seyrek yiyorum çok seyrek yiyorum Ali Bey ne demek çok seyrek yani Hmm, belki ayda bir defa veya iki ayda sadece bir defa çok az çok az çok seyrek. Siz tatlı seviyor musunuz? Sık sık tatlı yiyor musunuz arkadaşlar? Evet Ali Bey ben pasta yiyorum. Ali Bey ben çikolata yiyorum. Kriz oluyor. Şeker krizi olunca şeker yiyorum falan. Birçok insan şeker krizinde hemen çikolata yemek istiyor, abur cubur yemek istiyor. Abur cubur. Abur cubur ne Ali Bey? Cips, kola, çikolata, fıstık, fındık gibi devam ediyoruz. Pastaneden çıktıktan sonra pastanenin önünde Esra ile aynı yaşlarda fakir bir kız çocuğu gördüler. Aa, bakın pastaneden çıkmak fiil. Pastaneden çıkmak ve yine burada dıktan sonra var. After anlamında çıkmak Dıktan sonra normalde ek, orijinal ek ama k var, fıstıkçı cevap k, bu yüzden t çalışıyor. Çıktıktan sonra pastanenin önünde, hmm, pastanenin önünde, Esra ile aynı yaşlarda. Yani Esra belki 10 yaşında, o kız aynı yaşta, 10 yaşında. Fakir, fakir, para yok, hmm, kötü giysiler var. Fakir. Bir kız çocuğu gördüler. Evet. Girl. Kız çocuğu. Fiil görmek. Gördü. Pasten suffix. Ler onlar. Yani anne ve Esra. Bu kız çocuğu elinde eski bir flütle şarkılar çalıyordu. El. Eli. Onun eli. Nerede? Elinde. Eski. Evet eski old veya Rusça tarihi eski bir flüt flütle flüt bir enstrüman arkadaşlar flüt flütle şarkılar çalıyordu. <laughs> Tabii bu flüt değil. Sadece ben ıslık çaldım. ıslık <laughs> ıslık çaldım. Bu flüt değil ama o kız Flütle şarkılar çalıyordu. Ç çalmak, play, evet çalmak. Gitar çalmak, piyano çalmak, flüt çalmak, saksafon çalmak falan. Islık çalmak farklı. Islık çalmak bu. <laughs> Aa, siz ıslık çalıyor musunuz? Islık çalmak bazı insanlar için zor çünkü siz ıslık çalıyor musunuz? Devam ediyorum arkadaşlar. Bunu şuraya ekstra koyalım. Islık çalmak. Ve merak ediyorum. Islık çalmak sizin dilinizde nasıl yazılıyor? Nasıl? Aşağı yazar mısınız? Islık çalmak ne demek sizin dilinizde? Önünde bir mendil ve üstünde bozuk paralar vardı. Hmm. Kızın önünde bir mendil. Ve üstünde yani mendilin üstünde bozuk paralar vardı. Bozuk para arkadaşlar coin. Yani demir para diyoruz. Madeni para. Mesela 1 lira, 2 lira, 3 lira, 4 lira, 5 lira. Küçük paralar. Veya demir paralara biz bozuk para diyoruz. Mesela kağıt 5 lira bozuk para çünkü küçük para veya demir 1 lira bozuk para. Devam ediyoruz. Esra annesine döndü. Fiil dönmek. Annesine döndü. Annesi. Her onun annesi ne döndü? Burada e dative arkadaşlar kime döndü annesine döndü ve anne iki tişörtümden bir tanesini ona verelim mi ona verelim mi diye sessizce sordu yani sessizce arkadaşlar böyle anne iki tişörtümden bir tanesini ona yani fakir kıza ona Burada elim var yine let's anlamında. Sessizce sordu. Mesela şimdi Ali Bey sessizce konuşuyor. Evet, sessizce konuşuyor. Annesi başıyla baş. Başı ile, başıyla yani annesinin başı Esra'yı onayladıktan sonra fiil onaylamak fiil onaylamak. Yani tamam, okey, olur, tamam. Kafayı sallamak hı, hı demek. Tamam demek. Kafayla tamam demek. Onaylamak arkadaşlar. Esra tişörtün bir tanesini kızın yanına bıraktı. Yani kız flüt çalarken yanına bıraktı yanına koydu. Bırakmak, koymak. Kız tişörtü görmedi. Esra ve annesi oradan ayrıldılar. Yani kızın yanından ayrıldılar. Kız çünkü flütle şarkılar çalıyor ama o hediyeyi görmedi. Esra ve annesi, annesi onun annesi, Esra'nın annesi yani oradan o yerden ayrıldılar fiil ayrılmak the past tense suffix lar personal suffix yani onlar Esra fakir kıza tişörtü verdi ve sonra kendini daha mutlu hissetti feeling hissetmek to feel hissetmek evet mutlu hissetmek mutlu happy arkadaşlar. Shasliviy. Shisliviy. Evet, mutlu insan. Rusça söyledim. Esra fakir kıza tişörtü verdi ve sonra kendini mutlu, daha mutlu hissetti. Çünkü o yardım etti. Çünkü kız fakir bir kızdı. Çünkü kız ve Esra aynı yaştaydı. Belki onlar 10 on yaşında belki onlar 8 yaşında. Sonra mutlu bir şekilde annesi ile annesi onun annesi. annesiyle ile beraber evlerine döndüler. fiil dönmek. fiil dönmek. Annesiyle ile beraber evlerine döndüler ev, house biliyorsunuz home evleri evleri buradaki sufiks ek onların evleri onların evleri yani esra ve anne evleri ne burada dativ var yönelme eki evleri ne döndüler Evet yazanlar arkadaşlar Ali Yılmaz ve Esra Aktürk. Teşekkür ediyorum. Şimdi sorulara geçiyoruz. Ta 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 tam. Burada 5 tane soru var arkadaşlar. Esra ve annesi ne için veya niçin aynı alışveriş yapacaklar? Esra ve annesi niçin alışveriş yapacaklar? Bakalım. Hop, yukarı geliyoruz. Aa Bayram için alışveriş yapacak mıyız diye sordu. Hmm. yani onlar bayram için alışveriş yapacak. Bunu yazmak mümkün. Onlar bayram için alışveriş yapacak veya yapacaklar. Bu opsiyonel arkadaşlar. Lar var veya yok. Çünkü çünkü bakın lar onlar. Ekstra yazmaya gerek yok. İktisat lazım, ekonomik olarak yazmak lazım. Onlar bayram için alışveriş yapacak olur veya yapacaklar olur. İkinci soru Esra annesine kahvaltıda neyden bahsediyor? Neyden bahsediyor? Neyden bahsediyor? Yani ne hakkında arkadaşlar? Ne hakkında? konuşuyor. Bahsetmek, konuşmak demek. Esra kahvaltıda ne hakkında konuşuyor? Veya Esra annesine kahvaltıda neyden bahsediyor? Neyden bahsetmek, ne hakkında konuşmak? Bakalım. Sizce Esra kahvaltıda annesine neyden bahsediyor? Evet. Hayalindeki kıyafetler. Aynen. Hayalindeki kıyafetler hakkında arkadaşlar. Bunun hakkında bakın, kahvaltıda annesine bu kıyafetlerden bahsetti. Neyden bahsediyor? Kıyafetlerden bahsediyor. Hayalindeki kıyafetlerden bahsediyor. Haydi yazalım. Esra hayalindeki hayali bakın onun hayali onun hayali burada gizli bir onun var her var Esra hayalindeki kıyafetlerden bahsediyor Ha Ali Bey neden den var Ali Bey neden den var Çünkü bahsetmek fiili dan den ile çalışıyor arkadaşlar yazalım dan veya den bahsetmek. Yani fiil bahsetmek bu yüzden dan'den burada. Mesela biz sinemadan bahsediyoruz. Biz Türkçeden bahsediyoruz. Biz tarihten bahsediyoruz. Biz lezzetli bir yemekten bahsediyoruz. Ha biz baklavadan bahsediyoruz. Yani bahsetmek var. Konuşmak, hakkında konuşmak demek talk about gibi Esra hayalindeki kıyafetler birkaç kıyafet var den bahsediyor. Evet. Çarşı nasıldı? Çarşı nasıldı? Bakalım. Çarşı çok kalabalıktı. Bunu kopyaladım ve yapıştırıyorum. Copy paste. Evet çarşı çok kalabalıktı. Çarşı nasıldı? kalabalıktı. t past tense suffix d past tense suffix. Neden tı Ali Bey neden t var? Çünkü fıstıkçı şahap var. Fıstık k, k ç, şahap k var. D güle güle. D yok. Kalabalık d yok. Alışverişten sonra ne yaptılar? Alışverişten sonra ne yaptılar? Bakalım. Evet, nerede? Alışverişten sonra mağazadan çıktılar ve yan taraftaki pastaneye girdiler. Hmm, o zaman yan taraftaki pastaneye girdiler yazabiliriz. Alışverişten sonra ne yaptılar? Onlar onlar yan taraftaki pastaneye girdiler. Bravo. Evet, sonra Esra fakir kıza tişörtünü neden verdi? Esra fakir kıza tişörtü neden verdi? Yani neden veya niçin verdi? Neden niçin aynı arkadaşlar? Bakalım. Evet. Onlar bakın, fakir bir kız çocuğu gördüler. Bu kız çocuğu elinde eski bir flütle şarkılar çalıyordu. Önünde bir mendil ve üstünde bozuk paralar vardı. Hmm, tamam. Şimdi burada kız fakir. Bu yüzden Esra kıza tişört verdi. Aynen kız fakir bu yüzden. Esra fakir kıza tişörtü neden, niçin verdi? Cevap çünkü kız fakirdi veya fakir görünüyordu. Bu da olabilir arkadaşlar. Yani iki varyant olabilir. Kız fakir görünüyordu veya çünkü kız fakirdi. Sevgili arkadaşlar, uzun bir hikaye oldu. Umarım hikayeyi beğendiniz. Bu hikaye güzel bir hikaye. Podcast olarak ben size bu hikayeyi okudum. Bu hikayeyi şimdi sadece okumak istiyorum. Açıklama yapmıyorum. Sadece okuyorum. Siz de beni dinliyorsunuz. Tamam mı? Sadece dinliyorsunuz. Bayram alışverişi. Esra sabah uyandı ve hemen annesinin yanına gitti. Anne, "Yarın bayram. Bugün bayram için alışveriş yapacak mıyız?" diye sordu. Annesi, "Kahvaltı yapalım, sonra hazırlanalım ve çıkalım." diye cevap verdi. Esra çok heyecanlıydı. Hayalindeki kıyafetleri hatırladı. Kahvaltıda annesine bu kıyafetlerden bahsetti. Esra ve annesi kahvaltı ettiler ve evden çıktılar. Çarşı çok kalabalıktı. Mağazalarda çok insan vardı. Herkes bayram için alışverişteydi. Anne önce elbisemi alalım mı diye sordu Esra. Annesi önce bankamatikten para çekelim sonra senin elbiseni almak için mağazaya gidelim diye cevap verdi. Bankamatikten para çektikten sonra mağazaya gittiler. Esra mağazada iki tişört ve bir kot pantolon beğendi. Annesi de bir gömlek ve bir etek satın aldı. Alışverişten sonra mağazadan çıktılar ve yan taraftaki pastaneye girdiler. Pastaneden bayram şekeri ve baklava aldılar. Pastaneden çıktıktan sonra pastanenin önünde Esra ile aynı yaşlarda Fakir bir kız çocuğu gördüler. Bu kız çocuğu elinde eski bir flütle şarkılar çalıyordu. Önünde bir mendil ve üstünde bozuk paralar vardı. Esra annesine döndü ve "Anne, iki tişörtümden bir tanesini ona verelim mi?" diye sessizce sordu. Annesi Başıyla Esra'yı onayladıktan sonra Esra tişörtün bir tanesini kızın yanına bıraktı. Kız tişörtü görmedi. Esra ve annesi oradan ayrıldılar. Esra fakir kıza tişörtü verdi ve sonra kendini daha mutlu hissetti. Tişörtü kızın üstünde hayal etti ve annesine gülümsedi. Sonra mutlu bir şekilde annesiyle beraber evlerine döndüler. Evet arkadaşlar, sorularda bunlardı. Umarım bu videoyu, bu pratiği beğendiniz sevgili arkadaşlar. Eğer bize ulaşmak isterseniz yani sosyal medyada veya internette bizimle konuşmak, görüşmek veya diğer videoları görmek isterseniz burada Instagram kanalı var. Bana yazmak isterseniz Gmail adresim var ve Telegram kanalımız var. Evet, bu kanal çok aktif, çok güzel. Ben bu kanalı kontrol ediyorum sık sık. O kanalda da yakında canlı yayınlar olacak. Dinlediğiniz için, izlediğiniz için ve Paylaştığınız için teşekkür ediyorum. Paylaşmak ne demek? Paylaşmak. Evet. Paylaşmak. Şer arkadaşlar. Paylaşmak güzel olur. Paylaştığınız için teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Sonra başka pratik videolarında sizinle görüşmek, buluşmak ve pratik yapmak istiyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.